Fırtınada Hoca adayları çoğalıyor. Teknik direktörlük için Çağdaş Atan ve Sergen Yalçın'ı gündemine alan Trabzonspor'da listeye iki isim daha dahil oldu. Yerli olarak Fatih Tekke, yabancı olarak da Slaven Bilic Fırtınanın radarına girdi. Daha dün e, Watford'dan ayrıldı Slaven Biliç, e, Altan abi hemen Trabzonspor'un gündemine girmiş gibi gözüküyor. Ee, aynı zamanda e, Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Fatih Tekke ve Bilic'in yanı sıra İlhan Palut'un da adı geçiyor. Ömer Erdoğan'ın da e, adının geçtiğini gördüm ben. Dolayısıyla e, Teknik Direktör e, Borsası biraz e, hareketli olacak gibi gözüküyor Trabzonspor'da. Şimdi bütün bu isimlere bakarsan Fatih Tekke tabii ki istiyordur Trabzonspor'da bir şansı olsun ama şu anda görev yapıyor. Çağdaş hoca da görev yapıyor. Eee... Ertuğrul Doğan yeni gel gelecek Seçimle birlikte gelecek Güçlü bir şekilde gelmek isteyecektir Slaven Biric'i isteyebilir mantıklı Maliyetini çok yüksek olacağını düşünüyorum Yani diyelim ki 2 milyon euro istiyor 2 milyon euro bugün Türkiye şartlarında 40 milyon lira maaş Çok yüksek bir para Yani Trabzonspor cephesi verebilir mi bilmiyorum Aynı zamanda belki bir transfer bütçesi isteyecektir Önümüzdeki yılla ilgili Sergen Hoca içlerinde gene en mantıklısı yani Sergin Hoca'nın da belki talebi yüksektir ama hem Türk Lirası üzerinden talep edeceği o için parayı hem de bazı açılardan daha mantıklı olacağı düşüncesindeyim. Ee, İlhan Palut olabilir, boştaki hocalardan biri. Ee, yani başka bir isim de çok aklıma gelmiyor şu an. Ben şu anki Trabzonspor kadrosunun İlhan Palut'un hem... Teknik direktör meziyetlerine hem de takım yönetme kabiliyetine daha uygun olduğunu düşünüyorum niyeyse yani Konyaspor dönemi ve şu anki Trabzonspor kadrosu İlhan hocanın oyun felsefesine daha yatkın gibi geliyor bana enteresan şekilde bilmiyorum ne düşünüyorsun bu konuda ee, çok aradayım neden aradayım sezon baş hazırlığı olmayacağı için Abdullah Avcı'nın kurduğu bir takım Tabii. takım içerisindeki oyun planlarını geliştirmek bazı şeyler için hiç zaman yok tak diye Ankara Gücü maçına çıkacaksın. Herhalde seçimden bir 10 gün sonra falan Ankara gücüyle Kupa maçı oynanacak. Onlar çok önemli. Yani yeni gelecek hoca için en önemli unsur Kupa'da devam edebilmek. Ee, İlan Hoca'nın e, Konya Spor'daki deneyimleri arasında evet çok iyi gitti ama sonra bir duraklamaya girdi. 3-4 hafta kazanamıyorken ayrılmıştı. Hatta son 10 haftada bir galibiyeti vardı. Öyle bir açıklama evet, yapılmıştı. 9 biliyorsun. maç bir galibiyet gibi bir şey. 9 şeydi. maçta bir galibiyeti vardı galiba. Yani böyle bir açıklama yapılmıştı. O yüzden biraz soru işaretim var. Ama Çağdaş Hoca, Sergen Hoca'nın oyun tarzını birazcık daha Ertuğrul Doğan'a pozitif gelebileceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl İlan, karar. İran Hoca Süper Lig'de bir ya da iki tane daha Konya Spor seviyesinde takım çıkalı çalıştırırsa büyükler için aday olur. Yani o mesela tamam geldi Konya Spor'la iyi bir derece elde etti ama Vaduz'a da elendi çok beklenmedik hmm. derecede. Sonra ligde aşağı düşen Konya Spor'u tutamadı. Yani gittiği bir yer mesela Çağdaş Hoca bir yere gidiyor tekrar çalışıyor. Hani Erol Hoca 1 2 kulüpte dolaştı, Fenerbahçe'ye geldi. Çok başarılı olamadı ya şimdi de, tekrar Fenerbahçe. gitti. O yüzden İlan Palut'un ki Trabzonspor'da büyük bir camia. Oraya geldiği zaman elinin biraz daha güçlü olması lazım. Yani kredi kartının yüksek olması evet. lazım. Orada Erol Hoca dedin? adı geçmedi pek gündeme gelmedi ama Erol Bulut da belki önümüzdeki dönemde adı anılan isimlerden. Evet. Trabzonludur biliyorsunuz. Evet, Trabzonspor'da da. Evet. E, bilinmeyen bir isimdir. Trabzonspor'da Abdullah Avcı futbolculara ve kulüp personeline veda etti. Trabzonspor'da görevinden istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı kulüp binasına gelerek yöneticiler, futbolcular ve personel ile vedalaştı. Bordo Mavili Kulüpten yapılan açıklamada, kulübümüzde 10 Kasım 2020 tarihinden bugüne kadar teknik direktörlük görevini yürüten ve birillik şampiyonluğu, ikisi süper kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanmamızda emeği olan Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz tesislerini ziyaret ederek yöneticilerimiz, futbolcularımız ve personelimiz ile vedalaştı. Mali işlerden sorumlu başkan yardımcımız Zeyat Kafkas da, bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü Abdullah Avcı'ya teşekkür ederek, öncelikle Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biriyle çalışmış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Hocamızın kulübümüze kazandırdığı kupalar, muhteşem lig şampiyonluğu kadar Trabzonspor tarihine ve değerlerine verdiği kıymet ve ayrılış şekli takdire şayandır. Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Hocamıza bundan sonraki yaşamında huzur, sağlık ve başarılar dilerim açıklamalarında bulundu. Kafkas ayrıca Abdullah Avcı'ya plaket ve şampiyonluk kutlamalarımızdan bir karenin olduğu çerçeve hediye etti. İfadeleri kullanıldı. Trabzonspor'da sürpriz teknik direktör adayı. 4 isim birden. Karadeniz Devinde Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından gündem teknik direktör Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak yönetiminde çalışmalara devam eden Trabzonspor'da 4 aday var, işte o isimler ve son detaylar. Olağanüstü genel kurul kararı alınan ve Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlıktan istifası sonrasında dün İstanbul'da vekil başkan Ertuğrul Doğan'a istifasını sunan Abdullah Avcı, ayrılık hazırlıkları için Trabzon'a döndü. Deneyimli teknik adamı bir grup taraftar, çiçeklerle karşıladı. Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Avcı, kendisini bekleyen özel araca binerek ayrıldı. Abdullah Avcı dün Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde futbolcularla, teknik ekiple ve kulüp çalışanlarıyla görüşüp vedalaştı. Sezon başında Ertuğrul Doğan ile masaya oturarak kulüpteki sözleşmesini uzatan Abdullah Avcı, istifa ederken tazminat talep etmedi. Sezon sonuna kadar alacakları konusunda anlaştığı öğrenilen Avcı, sözleşmesinde yer alan 2 yıllık alacağını ise kulüpte bıraktı. Bu şehir seni unutmaz. Bu arada Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, takımın son şampiyon hocası Abdullah Avcı'nın istifasını sayfalarına taşıdı. Bordo Mavili takımın yarıştığı her kulvarda aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilerde bulunan gazeteler, Abdullah Avcı'nın istifasını, Trabzon'da Avcı dönemi sona erdi, bu şehir seni unutmaz, Avcı'dan duygusal veda, istifasını verdi, Trabzon spora sevdasını bu sözlerle anlattı, parada gözüm yok başlıklarıyla okurlarına duyurdu. Kulüpten duygusal paylaşım. Bordo Mavili ekibin sosyal medya hesabı, Abdullah Avcı'ya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, ben dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım, ifadesiyle başladı hikayemiz. Biri Süper Lig, ikisi ise Süper Kupa olmak üzere 3 tertemiz kupa ve nice zaferler için, teşekkürler Abdullah Avcı. Görüşme yapılması gündemde. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da doğrudan teknik direktör arayışına girildi. Buna göre ilk etapta Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan vardı. Yalçın ile anlaşma sağlanamaması halinde düşük bütçelerle yakaladığı başarı nedeniyle rota Çağdaş Atan'a dönecekti. İstanbul Spor'un başında. Fakat Bordo Mavili ekibin listesine iki yeni isim daha geldi. 12. haftadan beri İstanbul Spor'u çalıştıran ve daha önce yaptığı açıklamada şans verilmesi halinde Karadeniz ekibinin başına geçmek isteyen Fatih Tekke ile bir görüşme yapılması gündemde. Bilic, Watford'dan ayrıldı. Yabancı adaylarda ise tanıdık bir isim var, ülkemizde daha önce Beşiktaş'ı da çalıştıran ve İngiltere Championship ekiplerinden Vaford ile yollarını ayıran Slaven Bilic de listede yer alıyor. Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın, göreve seçilmesi halinde bu dört isimden biriyle anlaşması bekleniyor. Fakat aksi bir durumda ise fırtınanın nasıl bir reaksiyon alacağı merak konusu. Trabzonsporlu Bakasetasa Bundesliga kancası Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg talip oldu. Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın Avrupa'da talipleri bitmiyor. Transfer döneminin kapanmasına rağmen Yunan futbolcu için takımlar temaslarını sürdürüyor. Bundesliga'da topladığı 34 puanla sıralamada 8. sırada yer alan Wolfsburg, Bordo Mavili Kulübün Yunan yıldızı Bakasetas'ı gündemine aldı. Wolfsburg 6 milyon euro ile kapı çalacak. Yunan basınından Georgios Sidridis'in verdiği bilgiye göre, Alman kulübü Wolfsburg, Bakasetas için sezon sonunda Bordo Mavililere resmi teklif yapacak. Trabzonspor'la kontredi gelecek sezonun sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için Alman ekibinin, Bordo Mavili kulübe 6 milyon euroluk bir teklif ileteceği aktarıldı. 3 milyon euroya Alanya Spor'dan transfer edildi. 2020 ila 21 sezonun devre arasında 3 milyon euro bonservisle Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas, Bordo Mavili forma altında 95 karşılaşmada boy gösterdi. Bu maçlarda 26 gol 21 asistlik performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekti. Bakasetas'ın güncel piyasa değeri transfer mark verilerinde 11 milyon euro olarak ifade ediliyor. 30 Haziran 2024'e kadar kontredi bulunan Yunan Yıldız'ın serbest kalma bedeli ise 12 milyon euro. Ayrıca oyuncunun eski kulübü Alanya Spor'un oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kardan %20'lik pay hakkı da bulunuyor. Trabzonspor Abdülkadir Ömür için karar verdi. Trabzonspor, ara transfer sezonunda adından sıkça söz ettiren Abdülkadir Ömür için karar verdi. Trabzonspor'da bu sezon 32 maça çıkan Abdülkadir Ömür yükselişini sürdürüyor. Avrupa Kupalarında ve Süper Lig'de sergilediği performansla birçok Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Abdülkadir Ömür'ün adı ara transfer sezonunda birçok takımla anılmıştı. İtalyan ekibi Udiniz Bordo Mavili takımın kapısını Ömür için çalan takımların arasında yer almıştı. Trabzonspor kararını verdi. Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için gelen teklifleri seçim dönemine girdiklerini belirterek hiçbir transfer görüşmesi gerçekleştirmeyeceklerini Udiniz yönetimine ilettiler. Larsen, FIFA'ya gitmedim. Alacakları nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet ettiği yönünde hakkında iddialar ortaya atılan Larsen, ülkesinin basınına açıklama yaparak iddiaları reddetti. Danimarka basınına konuşan Sabek, uygunsuz bir hikaye yazmak için adımı kullandılar. FIFA aracılığıyla kulübe baskı yapmak için herhangi bir talepte bulunmadım. Burada şimdiye kadar ki en büyük trajedilerden biri yaşandı. Adımın bu şekilde kullanılması daha da utanç verici dedi. Kulübe inanıyorum. Larsen bir miktar alacağı olduğunu doğrularken kulübe inancım var ve maaşı muhtemelen yakın gelecekte alacağız. Bize biraz zamana ihtiyaçları olduğunu açıkça belirttiler. Kulübe para göndermesi için baskı yapmadım diye konuştu.